Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Android Studio'nun kurulumundan ve Android Studio içerisindeki emülatörün kurulumundan bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi developer.android.com sitesindeyiz. Android'in kendi orijinal sitesi, ücretsiz indirebiliyoruz. Google Android Studio yazarak hemen ulaşabilirsiniz. Bu siteyi açtığımızda karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Hemen Download Options kısmına tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi çeşitli işletim sistemleri için indirme dosyalarımız mevcut. Ben Windows 64 bit kullandığım için hemen ilk indirme dosyasına tıklıyorum. Koşulları buradan okuyabilirsiniz. Okuduktan sonra kabul etmeniz gerekiyor bu koşulları. Kabul ettikten sonra gördüğünüz gibi indirme bağlantı açılıyor. Buna tıklıyorum ve 900 MB olan dosyamı indirme başlıyor. Tabi ben vakit kaybetmeyelim diye bunu daha önceden indirmiştim. Hemen tıklayıp açıyorum. Dosyam indi. Tıkladığımda karşıma böyle bir ekran çıktı. Hemen Next'e basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada Android Virtual Device sizde seçili olmayabilir. Bunu seçmeniz lazım. Çünkü bunu kullanacağız. Next'e tekrar basıyorum. Kurmak istediğim disk kısmını soruyor. Benim tavsiyem 10 GB boş, yani en azından bir 10 GB boş olan bir yere ayırmanız gerekiyor. Çünkü emülatör de kuracağız. Emülatör 4 GB falan var diye hatırlıyorum. Next'e basıyoruz arkadaşlar. Kısa yol için bir isim istiyor bizden. İstediğiniz ismi verebilirsiniz. Ben Android Studio olarak kalmasından yanayım. Install'a bastığımız zaman kurulum işlemimiz başlıyor. Bitince bu ekran tamamen kapanıyor ve Android Studio'muz kurulmuş oluyor. Tabii ben vakit kaybetmeyelim diye yine daha önceden kurdum Android Studio'muzu. Android Studio'yu açtığımızda karşımıza böyle bir ekran çıkıyor arkadaşlar. Tabii sizde bunlar gözükmeyecek. Bunlar benim projelerim. Burası boş olacak. İlk yapmamız gereken şey hemen New Project kısmına basmak. Burada çeşitli kolaylıklar var aslında. Fakat şu an için Empty Activity'yi seçmemiz bizim için kafi. Çeşitli platformlar için, saatler için, Android TV'ler için falan çeşitli ekranlar var. Biz telefon ve tablet kısmından Empty Activity'yi seçiyoruz. Next'e bastık. Burada uygulamamı bir ad vermem isteniyor. İşte atıyorum My Test yazayım şöyle. Yani çok önemli değil buraya. Ne? Aslında önemli ancak şu süreçte önemli değil. Burada dillerimiz var. Java ve Kotlin olarak. Biz Kotlin'i kullanacağımız için Kotlin'i seçiyoruz. Ve Minimum SDK diyor. Buradaki amaç şu arkadaşlar. Benim tasarlayacağım, yapacağım uygulama en düşük hangi Android'i desteklesin? Bu tabii bazı uygulamalarda yaptığınız zaman bazı telefonlarda uyumluluk sorunlarına neden olabiliyor. Benim tavsiyem Android 6, yani API 23'ten sonrasını seçmeniz. Şu anda API 23'ü seçelim şöyle. Finish'e basalım. Projemiz gördüğünüz gibi oluşuyor şu anda. Bu biraz vakit alabilir arkadaşlar. Bilgisayarınızın donanım hızına bağlı olarak değişecektir. Hemen biz bu süreçte bu sağ üst kısmında bulunan AVD Manager kısmına tıklayalım. Gördüğünüz gibi burada çeşitli cihazlarım şu anda yüklenmiş. Tabii sizde burası boş olacak. Peki nasıl yapabiliriz? Hemen sol alt taraftan Create Virtual Device kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan çeşitli telefon boyutları var. Herhangi birini seçebilirsiniz. Pixel 3X Large çalışma için gayet güzel. Yani ben bunu kullanıyorum. Farklı şeyler kullanabilirsiniz tabii ki. Seçtikten sonra Next'e basıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada hangi Android işletim sisteminin yüklenmesini istediğimizi seçiyoruz. Yani bizim cihazımıza, bilgisayarda kullanacağımız. Atıyorum bunu işte Android 11'i yükleyelim. Seçiyoruz buradan. Çeşitli şeyler dosyaları buradan yükleme dosyalarını yüklüyor. Yükledikten sonra hemen yüklesin, hatta bekleyelim onu. Evet, Android'imiz yüklendi. Finish'e basıyoruz arkadaşlar. Tekrardan seçelim Android 11'imizi. Şu anda gördüğünüz gibi soluk rengi açıldı. Yani bu yüklendiği manasına geliyor. Zaten yüklenmezse kenarında download simgesi böyle çıkıyor. Tıklayarak yükleyebilirsiniz. Hemen Next'e basıyorum. Buradan benim emülatörümün ismini vermemi istiyor. Herhangi bir isim verebilirsiniz veya kendi standart ismiyle de kalabilir. Finish'e basıyorum ve gördüğünüz gibi buraya geldi. Bunu kapatalım. Gördüğünüz gibi uygulamamız da kendine gelmiş şu anda. Hemen açılsın. Dediğim gibi açılması biraz zaman alabilir arkadaşlar. Bilgisayarınızın hızına göre değişiyor. Gördüğünüz gibi şu an açıldı. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Hemen üst taraftan bizim emülatörümüzü seçmemiz gerekiyor. Şu anda burası sizde muhtemelen en son indirdiğiniz emülatör seçili olur. Ancak seçili değilse lütfen seçmeyi unutmayın. En son indirdiğimizi seçiyoruz buradan ve başlat butonuna tıklıyoruz. Yine bu süreçte birazcık zaman alabilir. Cihazımız birazdan bilgisayarımız üzerinden erişilebilir hale gelecek. Evet, şu an cihazım açıldı. Tekrardan onun kendine gelmesi biraz zaman alabilir arkadaşlar. Gördüğümüz bu ekranı, Hello World yazan ekranı cihazda da görmeyi bekliyoruz şu anda. Evet, şu anda ekranım geldi. Çeşitli kurulumlar yapıldı. Bu süreç 1-2 dakika civarı sürebilir arkadaşlar. Şu an emülatörümde, Android Studio'mda kullanıma hazır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.